Hemen video yükler yüklemez sevgili canlarımız demiş ki zihni susturmakla ilgili bir video. Zaten şimdiki bundan bir önceki video biraz bunu açıklıyor. Ama öyle bir burada püf noktası var ki bir önceki videoda işte bunu açıklıyorum aslında. Yani duygular ve düşünce alanı tamamen zihne ait ya. İşte kalp de hislere, duyulara ait. Tam olarak dediğim bu, o soyut duygu ve düşünce aleminden his alemine, kalbe inebilmekle mümkün. Bu da bedeni hissetmekle mümkün. Yani içinizdeki o enerji, o bir sürü ismi olan ama tek olan ve sonsuz olan, o yaratıcı, yaratım ve senden ayrı olmayan, sen olan, aslında ben olan, tek olan, bütün olan, tam olan, eksiksiz olan, sonsuz ve sınırsız olan, sadece saf sevgi olan, işte onu hissetmekle alakalı. Şimdi bütün öğretilere ve dinlere baktığımız zaman ve bırakın dini öğretiyi, her şeyin zaten bunu anlattığını hep söylüyoruz. Duymasını bilen bir kulak varsa, bütün alem zaten bunu anlatıyor, insanın hakikatini anlatıyor, insanın kim olduğunu, ne olduğunu, burada ne yaptığını anlatıyor. Ama zihnimizdeki sis, düşünce ve duygu akışına biz kendimizi kaptırdığımız için, kendimizi o düşüncelerin peşinden sürüklediğimiz için, kendi merkezimize inemediğimiz için bu bedeni de hissedemiyoruz. Bu bedeni hissetmek için öncelikle meditasyona başlanması lazım. Meditasyonla hissiyata inmek lazım. Yani duygu ve düşünce alanlarından geçerek merkezlenmeye, bu bedeni oturtup hiç kımıldamadan bekleterek bir kere bedeni o zihnin elinden kurtarmak gerekiyor. Bütün savaşlar bu. Hazreti Muhammed'in büyük cihat bitti. Küçük cihat bitti, büyük cihat başladı. Cihat da budur. O cihatı başlatacaksınız ama cihat da bitecek. Yani sulha ereceksiniz. Savaşın içerisinde sürekli bir savaş modu değildir yaşamak çünkü. Ama o küçük cihat denilen nefsi terbiye etmek, zihni terbiye etmek, dolayısıyla bedeni artık zihnin elinden kurtarmak, bedeni özgürleştirmek. İşte bu noktada ne yapıyorsunuz? Beden kendisini zihin olarak eşleştirdiği için sürekli zihnin peşinden gitmeye çalışıyor. Sürekli oradan oraya hareket halinde, hiç durmaksızın konuşmak, hareket etmek, durduğu yerde duramamak, dururken bile zihinsel olarak aktivite devam ediyor. Bedeni de peşinden sürüklemeye çalışıyor, mümkün olduğunca götürüyor. İşte bu yorucu ve bu o aslında fıtratımıza aykırı da olan bu ölü toprağından arınmakla mümkün. Bunun için de çabasız hale gelene kadar çaba olmak durumunda. Meditasyon çabasız bir çabadır. Meditasyon bedeni durdurmaya alıştırdığınız zaman zaten zihin duruyor. Yani çünkü dediğim gibi onların ikisi eş olarak devam etmiş bu zamana kadar. Bunu fark ediyorsunuz. Onlar da fark ediyor, o da fark ediyor. O dediğim beden oluyor. Burada sen fark ediyorsun ve sen artık beden olmadığını da fark ediyorsun. Zihin olmadığını da fark ediyorsun ve sen kendi özünle orada sabitlenmeyi öğreniyorsun.